yapılan kongrenin baştan sona usulsüz olduğunu görüyoruz. Şu an biz suç duyurusunda bulunduk. Usulsüz kongre yapılırken bize asılsız ithamlarda bulunmuş 30 milyon benden haksız para istediler. 12 milyon lira, 13 milyon lira para harcadığınızı söylemişler. Biz 32 milyon lira genel anlamda masrafımız var. Biz bunlardan nasıl fazla para talep etmişiz, haksız para talep etmişiz? Burada kendilerine soruyorum. Orada çıkıp konuşmaları bizi üzmüştür. Malatya biliyor ki biz haksızlık yapmayız. Ama kendileri haksızlığı boğazına kadar yapmışlar. 30 milyon lirayı ibre etmediniz anlarım. Biz hukuka gider hesap veririz. Peki siz orada 400 milyonu nasıl ibre ettiniz? Kendi de yine beyanında anlattığına göre biz kulübü bıraktığımız gibi değil. Ben anlayamadım bu kulübü nasıl bırakmış. 400 milyon borçla bırakmış. Biz o kulübe gittiğimizde hiçbir şey yoktu. Şimdi bize bu gibi ithamlarda bulunmasını ben burada kınıyorum. İçişleri Bakanlığı'nda görevlendirme yapılmıştı. Onlar incelemeler yapılıyordu. İnceleme bitmiş değildir. Yine soruşturma devam edecek. Nasıl usulsüzlük işlik yaptığını, nasıl sahte faturaları kulübe koyduklarını, kendine nasıl 800 bin lira, 1 milyon lira prim yazdığını, futbolcuları kaça sattığını, kulübe kaça gösterdiğini ben teker teker belgelerle göstereceğim. Şimdi bir arsız bir adam çıkmış, Ahmet Yaman benden haksız para istiyor diyor. Beni tanıyan bilir. Bizim haksızlıkla, hileyle, hurdayla işimiz olmaz. Ablasına, dayısına, dayısının çocuğuna, kardeşlerine şirketleri kurup kulübün paralarını peşkeş çekiyorlar. Kurduğu ekibin, yönetimin çok güzel insanlardan oluştuğunu gördüm. Çok temiz, düzgün insanlardan oluştuğunu gördüm. Demek ki arkadaşlarımız da herhalde gereği gibi Adil Gevrey'i tanıyamamışlar. Onun ne iş yaptığını da bugüne kadar bence idrak etmemişler. Ama onlar çok güzel, çok düzgün arkadaşlar, araştırdım. Onlara üzülüyorum çünkü Adil Gevrey'in peşinde gitmek hiç doğru bir şey değil. Malatya'nın hak etmediği bir şekilde geldi. Kendinin hak ettiği bir şekilde de onu kesinlikle oradan göndereceğim. Kesinlikle yargı yolunda devam edeceğiz. Yargı yolumuz bittikten sonra biz başa tekrar geleceğiz. Biz tekrar da kongre kararı alacağız. İnşallah hep birlikte Malatya'mıza yakışır yöneticileri getiririz. Malatya sporumuzda hak ettiği yerlere taşımanın gayreti içerisinde bulunuruz. Bu takım bu hale getiren şahsın tekrarında gelip başkan olması hiç kabul edilir bir şey değil.